90'lı yılların Türk sinemasını değerlendirseydiniz ve bir özet yapmak gerekseydi yönetmenler açısından iki sınıf mı olabilirdi? Bir Yılmaz Güney'in ekolünü, yolunu bir şekilde takip eden, bir de bireysel olarak hayata bakan yönetmenler diye iki kategori olabilir miydi? Şimdi olabilir tabii belki de ama bu bıçakla kesilmiş gibi olmadı tabii. Türk toplumu 80'lerden beri bir depolitizasyon süreci yaşadı biliyorsunuz. Yani insanlar politikadan koparıldı, politika dışı olmaya itildi. Bütün 80'li yıllar boyunca 12 Eylül rejimleri ve onun uzantısı olan Özal hükümetleri zamanında İnsanlar 70'lerin de aşırı politize olma olayına bir tepkiydi bu tabii. Evet. Depolitize olmaya, politikayla ilgilenmemeye itildiler. Ve bu 90'lardaki daha bireysel, daha bireyci, daha hazza dönük bir tüketimin şampiyonlarını ortaya koydu. İş hayatında böyle oldu, politika da böyle oldu, sanat da böyle oldu tabii. Ve yeni bir kuşak çıktı. Şimdi bunları kolay kolay mahkum etmek ne kadar kötü oldu, depolitize olduk da bunlar başımıza geldi demek doğru değil. Yani toplumların genel bir gidişi var. Bunu adeta değiştirmek mümkün değil. Bir anlamda tarihin akışı bu çünkü. Bugünkü kuşak tabii ki çok daha az politize 70'lerin kuşaklarına kıyasla, yönetmenlerine kıyasla. Ama bu belki de kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü dünyada da, ki dünya Türkiye'yle aynı serüveni yaşamadı. Ama dünyada da bir depolitizasyon eylemi var. Bugün insanlar hiçbir ülkede eskisi kadar politikaya ilgi duymuyorlar. Hatta bu kötü bir şey tabii yani. Ama sinemada hayatın içinden ortaya çıkıyor. O şekilde şekilleniyor ve böyle bir yansıma söz konusu. Evet.